Arkadaşlar merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün önemli bir son dakika haberi değerlendirmek için karşınızdayız. Biliyorsunuz Başkan Trump pazartesi gününden itibaren bu yaşanan koronavirüs krizinden dolayı göçmenlik anlamında bazı kısıtlamalar getirecek kararnameyi bu hafta içi imzalayacağını açıklamıştı. Ve evet, bu akşam çarşamba günü itibariyle Başkan Trump bir bildirge imzaladı. Kararnameden ziyade resmi bir açıklama yerine geçen resmi bir bildirge imzalamış oldu. Burada önemli olan nokta bu imzalanan resmi beyanname ile nelerin bu beyannamenin içine girip girmediği. Yani kendisi biliyorsunuz açıklamasında yeşil kartı alacak olan kişilerin etkileyeceğini açıklıyordu. Şimdi ben öncelikle size bu imzalanan beyanname ile kimlerin etkileneceğini öncelikle açıklayayım size. Ondan sonra kimlerin bu bildirgenin içine girmediğini de açıklamaya çalışarak son dakika değerlendirmesini siz değerli takipçilerimizle yapmaya çalışalım. Şimdi öncelikle bu imzalanan resmi bildirgeye göre ülke dışında bulunan, imzalandığı an itibariyle ve önümüzdeki 60 gün içinde Amerika dışında bulunan yeşil kart sürecine gitmeye çalışan 3 grubun etkilendiğini görüyoruz. Bunlardan ilk etkilenen grup Amerika dışında bulunan yeşil kart sahiplerinin yakınlarının yeşil kart sürecinde olan bu yakınlarının bu süreçten etkilendiğini görüyoruz. Yani eğer siz yeşil kart sahibiyseniz ve ailenize başvuru yaptıysanız ve aileniz ülke dışındaysa onlar bu 60 günlük yeşil kartlarının durdurulmasından etkilenecekler. İkinci etkilenen grupta Amerikan vatandaşının Amerika dışında bulunan anne ve babası ve kardeşlerinin de bu süreçten etkileneceklerini görüyoruz. Ve son üçüncü grup olarak da belirleyeceğimiz kişiler de sizin de bildiğiniz gibi her yıl çekilişle yeşil karta giden kişiler ve geçen seneki yeşil kartı kazanmış, çekilişini kazanmış ve bu sene yeşil kart alma sürecinde ilerleyecek olan grubunda etkilendiğini ve bunların da 60 gün boyunca yeşil kartı alamayacakları, dolayısıyla Amerika'ya seyahat edemeyeceklerini gösteren grupları belirlemiş olabiliriz. Şimdi burada önemli olan tabii ki nokta şunu anlamak lazım. Bu yasal beyannamenin imzalandığı an itibariyle bundan etkilenen kişiler kimler? Bir, bunlar Amerika dışında olan kişiler. Şu an itibariyle ve bundan sonra 60 gün içinde Amerika dışında olan kişiler bunlardan etkileniyor olacak. İki, Amerika dışında olan bu kişilerin şu an itibariyle geçerli bir göçmenlik vizesi olmayanları bundan etkileniyor olacak. Üçüncüsü, eğer Amerika dışında bulunan kişiler şu an itibariyle Amerika'ya tekrar girmelerini sağlayacak, örnek veriyorum seyahat iznine sahip değilseler bundan etkilenecekler. Dolayısıyla şunu anlamak lazım. Ne kadar başta söylesek de resmi açıklama ya da beyanname kimleri etkiliyor noktasına bahsettiğimizde bu etkilenen 3 grup, yani Amerikan vatandaşının anne baba ve kardeşleri, yeşil kart sahiplerinin aile bireyleri ve çekilişten yeşil karta hak kazanmış olan bu 3 grup Amerika dışında olmuş olmaları gerekiyor. Ve ikincisi, herhangi bir şekilde göçmenlik vizesini almamış olmaları gerekiyor. Çünkü göçmenlik vizesine sahipseler onlar Amerika'ya gelmelerinde bir problem yaşamayacaklar. Ama göçmenlik vizesini almadıysalar şu anki 60 gün içinde bunu alamayacaklar anlamına geliyor. Ve eğer bu kişilerin ülke dışında olsalar da, bu grupların içinde de yer alsalar da ama seyahat izinleri varsa, Amerika'ya tekrar girmelerine izin sağlayacak seyahat izinleri var ise onlar da gelebiliyor. Dolayısıyla onlar etkilenmiyor normalde, ama eğer seyahat izinleri mevcut değilse tabii ki onlar da seyahat edemiyor. Unutmayın, burada Başkan Trump'ın geçirdiği bu yasal bildirge aslında onun geldiğinden beri getirdiği uluslararası seyahatte Amerika'ya girişi engelleyen seyahat yasaklarının neredeyse en gelişi anlamında görmek lazım. Dolayısıyla Amerika dışında bulunan bu kişilerin Amerika'ya gelmesini engelleyen bir durumla karşı karşıya oluyoruz. Şimdi tabii bunu açıkladık. Bu yasal bildirge kimleri etkilemiyor noktasına geldiğimizde hemen onları açıklayalım. Unutmayın, bu yasal bildirge neyi etkiliyor? Yeşil karta gidecek olan kişileri etkiliyor. Dolayısıyla bunu diğer geçici vizelerle, öğrenciler gibi, çalışma vizeleri gibi olan kişileri etkileyecek bir durum söz konusu değil. Yeşil karta gidecek, bahsettiğim o 3 grubun içinde yer alan kişileri etkiliyor. Kimleri etkilemiyor noktasına geldiğimizde 1. Yeşil kart sahiplerini etkilemiyor. Bu ne anlama geliyor? Eğer yeşil kart sahibi biri şu an Amerika dışındaysa onun Amerika'ya gelmesinde herhangi bir engel söz konusu değil. 2. Kimleri etkilemiyor noktasında
tabii ki yeşil karta gidiyor olan ama sağlık sektöründeki görevlileri etkilemiyor. İşte doktorlar gibi, hemşireler gibi, diğer sağlık görevlileri, personelleri gibi olan kişilerin Amerika'ya gelmesini etkilemiyor. Diğer etkilemediği bir grup da bu yasal bildirgenin, eğer kişiler göçmenlik vizesine EB5 denilen yatırımcı yeşil kartı programıyla katıldıysalar onları bu yasak etkilemiyor. Onun dışında kimleri etkilemiyor? Amerikan vatandaşının ülke dışında olan eşlerini etkilemiyor. Dolayısıyla o eşlerinin yeşil karta gitme süreçleri bu engelden etkilenmiyor diyebiliriz. Diğer etkilemediği bir grupta Amerikan vatandaşının 21 yaşının altındaki çocukları da bu yasaktan etkilenmiyor diyebiliriz. Tabii diğer önemli birkaç istisnalar da var. Mesela etkilenmeyen gruplara baktığımızda işte Amerika'ya gelmeleri, Amerika için önemli olacak kişilerin tabii ki gelmesi engellenmiyor. Ve aynı şekilde tabii ki asker olan, Amerikan ordusuna üye olan kişilerin gelişinde herhangi bir engel söz konusu olmuyor. Ya da özel göçmenlik haklarından faydalanan çocukların elde ettiği haklardan faydalanan yeşil karta girecek kişilerin seyahat etmesinde herhangi bir engel görünmüyor. Şimdi dolayısıyla buraya baktığımızda birkaç gündür neler oluyor, acaba ne olacak, Başkan Trump'ın imzalayacak kararname ne yapacak, bütün immigration'ı mı durduracak diye endişeler yaşanırken görüyoruz ki böyle bir durum söz konusu değil. Tek yaşanan durum şu an Amerika dışında bulunan ve yeşil kart sürecinin içinde bulunan bahsettiğimiz o baştan 3 grubun etkilendiğini görüyoruz. Neydi o gruplar? Yeşil kart sahiplerinin Amerika dışında bulunan aile bireyleri, Amerikan vatandaşının ülke dışında bulunan anne baba ve kardeşleri ve loteri denilen bu çekilişten yeşil karta hak kazanmış ve göçmenlik vizesini daha almamış olan kişilerin etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla etkilenen bu 3 grup. Onun dışında herhangi bir etkilenen grup söz konusu değil. Amerika'daki göçmenlik dairesinin dosyaları kabul etmesi ya da süreci devam ettirmemesiyle ilgili bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu şu an Amerika dışında bulunan bu bahsettiğimiz gruplarda yalan kişilerin Amerika'ya seyahat etmelerini engelleyen bir yasal bildirge olarak kaldığını görüyoruz. Bu detayları siz değerli takipçilerimizle paylaşmak istedik. Umarız faydalı olmuştur. Daha farklı gelişmelerle en yakın zamanda gene karşı karşıya olacağız. Sevgiler ve saygılar.